Şöyle bulabileceğim malzemelerle çok etkisini görebileceğim güzel bir tarif istiyorum. Kırışıklıklarım gitsin sivilce izlerim, güneş lekelerim ve yüz sartmalarımdan kurtulup böyle pürüzsüz güzel bir cilde kavuşmak istiyorum diyorsanız 3 tane etkili maske paylaşıyorum ve temel malzemem kabak, süt, bal. Öncelikle kasemin içerisine küçük bir kapta süt ilave ediyorum. Üzerine biraz bal. Şimdi gelelim temel malzememizi üç farklı şekilde nasıl kullanırız. Kabağı soyduğunuzda kabuklarının iç kısmından çıkan su elinize yapıştığında hepiniz o hissiyatı tatmışsınızdır. Cildiniz çok güzel bir şekilde gelir. İşte bunu yüzünüze uygulamayı deneyin. Kabak kabuklarının iç kısmı yüzüme gelecek şekilde yerleştiriyor ve 20 dakika bekletiyorum. Peki kabak cilde faydaları neler? Yüksek oranda A vitamini ve antioksidanlar sayesinde mantar önleyici ve iltihap önleyici içerdiğinden pürüzsüz bir cilt sağlar. Akne ve kızarıklığa karşı da oldukça iyi gelir. Aynı zamanda içerisinde bulunan beta karoten cildin kolajen seviyesini koruyarak yaşlanma riskini en aza indirger. Süt dolu kabımın içerisine bir kaba doğradım ve üzerine biraz bal ilave ettim kabak dilimlerinin üzerine ve ağzını kapattım. Kabak kabuklarıyla temas ettiğinde elimdeki gelmeye görüyorsunuz. ikinci yöntemde hazırladığım kabak dilimlerini bir gece buzdolabında mümkünse bekletin değilse daha az sürede birkaç saat içerisinde beklettikten sonra uygulamayı tüm yüzünüze yapın özellikle gözlerinizdeki göz altınızdaki o şişkinliğin indiğini o gerilmeleri çok hızlı bir şekilde göreceksiniz kabak dilimlerini göz altlarımda dahil olmak üzere boynuma dekolte göz altı boyun tüm yüzüme bu şekilde sürüyorum ve mümkünse şöyle biraz uzanın bir 15-20 dakika bekletin sonrasında hemen yıkamayın arkadaşlar tam olarak cildinize nüfuz etmesini sağlayın tekrardan bir masaj yapın aşağıdan yukarıya doğru bu şekilde 5-6 dilim kaba yüzümde kullandım Peki bu kalanından yeni bir maske daha yapmaya ne dersiniz üçüncü yöntemimiz ise arkadaşlar Kalan bal, süt ve kabak karışımını tamamen pürüzsüz bir hale getirmek ve içerisine pirinç unu ilave etmek. Hem peeling etkisi ile cildimizdeki ölü deriyi atacağız. Hem de biraz daha beyazlayıp daha pürüzsüz gözeneklerin daha sıkı güzel olduğu bir cilde kavuşacağız. Maskeyi sürerken de etkiyi hemen göreceksiniz. Çok güzel sürülüyor maske ve Cildi çok güzel geriyor. Bir fırça yardımıyla, bir pamuk yardımıyla veya ellerinizle üçüncü yöntemi uygulamaya geçebilirsiniz. Ben pamuk yardımıyla bu maskeyi uyguluyorum. Bu şekilde çok güzel çünkü peeling etkisi de yapmış oluyorum. En iyi bu şekilde oluyor arkadaşlar bu maske tüm yüzüme yine göz altına dahil olmak üzere bu maskeyi sürüyorum özellikle alın kırışıklıklarınız varsa dudak kenarlarında yaş ilerledikçe çıkan çizgilerden sizde de oluşmaya başlamışsa oldukça etkili cildinizi toparlayan lekeleri gideren pürüzsüz sıkı bir cilde kavuşmanızı sağlayacak olan güzel bir maske 20-30 dakika sonrasında bakın maske artık geriliyor çok fazla. Mimik hareketi yapmamaya çalışın maskeleri kullandığınızda. 20-30 dakikanın ardından ılık su ile maskeyi yüzünüzden çıkartabilirsiniz. Sonrasında bir peçete, havlu yardımıyla yüzünüzü kuruluyorsunuz ve cildinize iyi gelen bir nemlendirici ile son adımı da tamamlamış oluyoruz. Maskeyi haftada 2 veya 3 kere kullanabilirsiniz. Hemen cecik etki ediyor. Çok güzel, pürüzsüz, ışıl ışıl bir cilde kavuşmanızı sağlıyor. Umarım siz de kullanır ve memnun kalırsınız arkadaşlar. Bu videomda da tek bir kabakla 3 farklı yöntemi sizlerle paylaşmaya çalıştım. Umarım dener memnun kalırsınız ve değerli yorumlarınızı kanalımda paylaşırsınız. Hoşçakalın.